Yayın ihalesi çok konuşuluyor. Yayın ihalesiyle ilgili istersen detayları sen aktar. Çünkü şu an bir açıklama yapıldı TFF'den. Ne zaman kimin alacağına dair net bir bilgi yok. Çünkü verilen teklif geçen dönemlere göre çok düşük. Evet ya şu anda telefonuma da bakıyorum ama yayın ihalesiyle ilgili Sen bir mesaj TFF'den bekliyordun sanırım. birinden mesaj bekliyorum. Önemli birinden son durumla ilgili. Ama onun haricinde hani şu anda daha yanıt gelmedi ama onun haricinde aldığımız bilgilere göre dediğin gibi teklif geçen seneye göre düşük. Evet. Şu anda en 2,1 iyi milyar mıydı? toplamı o. Evet. Ama en iyi paketin ihalesi kabul edilmedi. O teklifte 800 küsur milyon TL'ydi. Sanırım 810 milyon TL'ydi. O kabul edilmedi şu anda. Onunla ilgili TFF'nin bir hedefi var. Yani TFF bu paketle ilgili en az 1,1 milyar TL bekliyor. Bunu yükseltmek için bazı girişimleri var. Bazı görüşmeler yapacak bu hafta içerisinde. Yani haftaya farklı bir paket çıkabilir ortaya. Süper Farklı TV bir olabilir mi? o da gündemde ama O da şu an gündemdeydi. için ben uzak görüyorum onu biraz. Federasyon farklı bir politika izliyor. Bir takım görüşmeler yapacak bu hafta. Yani duyumları geldi. O görüşmeler sonrasında bu teklifin yaklaşık bir %30-%40 daha artması bekleniyor. Yani toplam rakamın 2,5 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Yani bu rakam yine Peki geçtiğimiz yıllara göre TFF kabul düşük. edecek mi 2,5 milyar dolara çıktığı zaman? 2,5 milyar TL, dolar değil, Pardon, değil, toplam evet. paket. Yani toplam değer eğer bu rakama çıkarsa TFF'nin kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü TFF geçtiğimiz yılların altında kalmak istemiyor. Belirlediği alt limit tüm paketler için 2,5 milyar TL. Bu rakama ulaşılırsa kabul edileceğini ben düşünüyorum. Aldığımız durumlar da bu yönde.